Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bugün sizlere A101'den almış olduğum nimet pizza eşliğinde korku hikayeleri anlatacağım. Neden? Çünkü geçenki videomda size yorumlarda bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Bir sonraki mukbang'de cevaplayayım dedim ve gelmedi. Gelmeyince ne yaptım? Konu bulmam lazım. Konu olarak da en güzeli korku hikayelerini anlatmak dedim. Ve seviyorum da böyle korku hikayelerini de dinlemeyi seviyorum. Şimdi videomuza geçelim. Bugün A101'in pizzasını deneyeceğiz. Hiç yemedim daha önce. Bana biraz sucuk, salamı biraz az geldi. Her pizza katına 4 sucuk, hatta 3 sucuk. Niyeyse birine fazla koymuşlar. Bir tane de salam. Yok, haklarını yemeyelim. 2 tane salam vardı. Tadı nasılmış bir bakayım. Yani sos tadı alıyorsunuz ama ya malzeme yok. Sanki sadece hamur yiyorum. O kadar çok kalın da değil ama yani çok hamur geldi bana. Bilmiyorum. Yani tadına 10 üzerinden puan verirsem 4. Şimdi korku hikayelerimize başlayalım. Bakalım nelermiş. Şimdi bu korku hikayeleri gerçek. Yaşanmış korku hikayeleri öyle yazıyordu internette, nette. Gerçek midir, değil midir bilemiyorum. Ben onların yalancısıyım. Hikayemizin başlığı da tepedeki ev. Yıllardan 1994'tü. Ben, annem ve abim Tunceli'deki köyümüze gitmiştik. O zamanlar 12 yaşına falandım. Oraya gittik ve amcalarımın evine yerleştik. Benim orada tanıdığım hiç kimse olmadığı için ben amcaoğluyla Yusuf'la oynuyordum. Hadi bakalım neler olacak. O bana biraz macera yaşamak istediğinden falan bahsederdi. Ve bir gece onunla uyumadık. Ve bir macera yaşayabilmek için neler yapabileceğimizi düşündük. Ve en sonunda köyü çevreleyen dağlardan birindeki bir eve gitmeyi önerdi. Fakat bunun çok tehlikeli olabileceğini, köylünün ileri gelenlerinin sık sık onlara oraya çıkmamaları konusunda uyardığını söylemiş. Biz de bunu büyük bir gizlilikle yapacaktık. Yusuf'un en yakın arkadaşı İsmet'e anlattık düşündüğümüzü. İlk başta biraz tırstı fakat daha sonra da o da bunu kabul etti. Ertesi gün çantalarımızı, yiyeceklerimizi hazırladık ve erkenden yola çıktık. O gün hava biraz pusluydu ve içimden bir ses bunun tehlikeli olabileceğini söylüyordu. Fakat bunu onlara söylemedim ve yolumuza devam ettik. Ve yolda giderken etrafta bol bol koyun, inek, keçi, tavuk gibi hayvanların kemikleriyle karşılaşıyorduk. Yuh. Ben biraz daha korkmuştum ve neredeyse ağlamak üzereydim. En sonunda oradaki eve vardık ve içeri girdik. İçeride anlamadığımız diller, yazılar falan vardı. Ve penceresi olduğu halde İçerisi karanlıktı. İçeride anlayamadığımız çok değişik cisimler vardı. Etrafta taşların içerisinde sular falan vardı. Ve döner bıçağı gibi kocaman ama paslanacak kadar eski birkaç bıçak vardı. Birden İsmet değişiverdi. Sanki biz korkmaya başlamışken o da gülüyordu. Eyvah, İsmet'in üç harfli bıçak açtı. Kendi kendine oynaşırken taşlardaki suyu üstüne döktü ve bir bıçağı eline alıp oynamaya başladı. Bir anda bıçakla oynarken bıçakla parmağını kesti ve ben çok korkmuştum. Ağlamaya başladım. Çünkü bir anda Yusuf da değişmiş, sanki çıldırmış gibi oldu. Bu arada İsmet'in parmağı çok feci bir şekilde kanıyordu. İsmet'in parmağı kanıyor, bir yandan da oyun oynuyor. Daha sonra koştum, koştum, sanki bir şey beni kovalıyor gibi. Sürekli koştum ve annemin dürtmesiyle uyandım. Bana gece boyunca döndüğümü, ağladığımı, tepindiğimi söyledi. Kahvaltıdan Yusuf'la konuşmaya başladım. Rüyamı anlattım. Ve belki inanamayacaksınız ama bana tepedeki evi nereden bildiğimi sordu. Daha sonra dışarı çıktık ve İsmet'i gördük. Parmağı sarılıydı. İsmet'ten kaçın. Bir sonraki. Yalnız değiliz. Öncelikle 34 yaşında ve çok iyi bir şirkette iyi bir görevde olduğumu belirtmek isterim. Hayatımı yaşayabildiğim derecede modern şartlarda yaşayıp gece kulüplerinde, partilerinde çok zevk alan, sosyal yaşantısı çok renkli bir hanım olduğumu da sizlere sadece bir olay değil, birbirini takip eden birkaç olay anlatmaya çalışacağım. Aslında yıllardır bunları unutmaya çalışmış ve en yakınlarımla ile paylaşmaya cesaret edememiştim. Acaba ne onlar? Ama sizlerin hikayelerini okuduktan sonra benim yaşadıklarımın ne kadar gerçek ve aslında ne kadar ürkütücü olduklarını bir kez daha kavradım. Bizler asla yalnız değiliz. Öyle miyiz? Bilemiyoruz ki. 5 yaşlarındayken geceleri korkuyla uyanır hale geldim. Sebebi belirsizdi. Hatırladığım tek şey
Gece yatağa yatıp gözlerimi kapatmaya korktum. Bir anda da kapının arkasında yattığım odaya kara kara ağır, bulutumsu şeyler kaplıyordu. Ve ben nefes alamıyordum. Kimseyi bunlara inandıramadım. Çocukça kapris sandılar ve her ne sandılar ise bilemiyorum. En sonunda odama gitmeye korkar hale geldim. Çünkü beni orada bekleyen, görünmeyen ağır bir şey vardı. Yuh. Gecelerim ağlamakla ve korkuyla geçmeye başlamıştı. Ailem batıl inançlara sahip değildir. Öyle oldukları halde eve yaşlı birini getirip kurşun döktürdüler. Okuttular bir süre. Boynumda küçük bir Kur'an taşıdım. Sonra yavaş yavaş bitti bu olay. Bir karabasan mıydı bilmiyorum. Halen daha bilemiyorum. Bilmiyorum, boş ver. Bilsen ne yapacaksın? Daha da korkacaksın. Geçti gitti, boş ver. Bu hikayemizin başlığı ruh. Öncelikle merhaba demem gerekiyor sanırım. Yani başka ne diyeceğim? Çal mı diyeceğim? Size yazacağım olay teyzemin başından geçmiştir. Benim bütün teyzelerin başından böyle şeyler geçmiştir. Hepsini yazmak isterdim ama sadece birkaç tanesini yazacağım. Bir gün Ankara'ya gittiğimde teyzelerimde kalmıştım. Ben, teyzem ve iki kuzenim. Teyzem böyle şeyleri konuşmamızı istemiyordu ama biz yine de konuşuyorduk. Acaba neler konuşuyorlar? Kuzenim teyzemin onun annesi oluyor. Başından geçen bir olayı anlatıyordu. Ve de şunu belirtmem gerek. Bu teyzem böyle şeylerden hiç korkmaz. Yine sorarsın, hiç ürkmedin mi diye hayır der. Demek ki teyzede de bir şeyler mi? Yani gecenin üçünde yatırlarıyla ünlü bir köyde dışarı çıkma cesareti bile gösteriyor. Açıkça söylemek gerekirse ben asla çıkamazdım. Her neyse, benim ölen bir kuzenim daha vardı. Ben hiç görmedim onu. Çünkü ya doğmamıştım ya da bir yaşına bile değildim. Hatırlamıyordum. Bir gün teyzem onun ölümünden sonra gece yatağından onu düşünmeye başlamış. Öbür taraf nasıl acaba diye hayaller kurmaya başlamış. Diye kendi kendine soruyor ve ağlıyormuş. Her gece oluyormuş bu. Her gece istemeden ağlıyormuş. Bir gece yine onu düşünürken normal olarak gözleri kapalı bir karartı fark etmiş. Ve gözlerini açmış. Karşısında ölen kuzeni duruyormuş. Bir süre teyzeme gülerek bakmış ve el sallayıp gitmiş. Sonra teyzem anlamış ki öbür tarafta mutlu. Neyse. Sonra teyzem o günden sonra hiç düşünmemiş onu. Ve de sadece kuzenim annesine, yani benim diğer teyzeme anlatmış bunu. Ve de o iki kuzenimden gizli gizli dinlemişler. Ve de bana anlattılar. Ha, aklıma gelmişken bu teyzemin başından bir olay daha geçmiş. Teyze din mübarek Nostradamus. Yine gece tuvalete gitmiş. Son odasına geldiğinde bir dedenin teyzemin sandıktaki geceliğini giydiğini görmüş. Ne olmuş? Bir dedenin teyzemin sandıktaki geceliğini giydiğini mi görmüş? Dede teyzenin geceliğini mi giymiş? Teyzem kısa gelir, dur çıkar da uzatayım demiş. Ve eğilmiş geceliğin ucuna, sonra dede kaybolmuş. Ha, geceliğin ucuna uzanmış işte, biraz çıkar hani şey olur, dede kaybolmuş. Elbise de yere düşmüş. Aslında bu anlattıkları bana biraz saçma geldi. Aynı fikirdeymişiz. Ama teyzem doğru olduğunu söylüyor. Bizim ısrarımız üzerine anlatmış bunu. Zaten teyzemin yalan söyleyeceğini sanmam. O gece iki kuzenimle beraber hiç uyumadık. Çünkü hepsi de doğruydu. Bu anlattıklarından sonra uyurken hep tiktaklar duyduk. Ve de sesler. Ama sabah kalktığımızda komik geldi tabii. Çünkü hepimiz korktuğumuzda psikolojik olarak böyle şeyler uydurabiliriz. Ya da bazı eşyaları ruha, cine, cadıya falan benzetebiliriz. Yazacağım o kadar çok şey var ki artık onları o da başka yazılarıma sizlere aktarırım demiş. Bir sonraki videoya geçmeden bir ısırık alalım. Şimdi bu anlatacağım hikaye yabancı bir hikaye. Hani kelimelerde telaffuzlarına biraz zorluk çekebilirim, onu söyleyeyim. Başlıyoruz. Elisa Lam, Los Angeles'ta bulunan ve yıllarca gizemli ölümlere ev sahipliği yapan, Cecil Otel'de hayatını kaybeden 21 yaşında genç bir kadın. Allah Allah. Tüm dünyada yankı uyandıran olayların detayları ise oldukça karanlık. Genç kadın en son 31 Ocak 2013'te Cecil Otel'in lobisine görülmüş. Bu sırada hayatı boyunca hayalini kurduğu Kaliforniya seyahatindeydi. Ailesiyle her gün telefonda konuşuyor ve Facebook'ta paylaşımlar yapıyordu. Ancak 1 Şubat 2013'te Elisa ailesini aramadı ve adeta ortadan kayboldu. Kısa süre içinde polisler olaya dahil oldu ve ailesi de Los Angeles'a kızlarını aramaya geldi. Los Angeles Polis Teşkilatı Şubat ayında Elisa Lam'ın
otel asansöründeki garip anılarının bulunduğu videoyu yayınladı. Oldukça garip davranan Elisa asansörde görünmez insanlarla konuşuyor, kapının köşesine bakıyor, çömeliyor ve saklanıyordu. Elisa'nın davranışlarıyla alakalı psikotik atak, şeytan ilmesi, görüş alanı dışındaki saldırgan gibi teoriler vardı. Allah Allah. O dönemde otel misafirleri Cecil Otel'in su kaynağında gariplik olduğu yönde bildirilerde bulunuldu. Duşun berbat olduğu, suyun önce siyah aktığı, sonra normale döndüğü şeklinde şikayetler vardı. Ancak suyun tadının çok tuhaf, tatlımsı ve mide bulandırıcı olduğu söylendi. 19 Şubat'ta bir otel çalışanı otelin su tanklarını kontrol etmek için çatıya çıktı. İşte burada kişisel eşyaları yakında olan Lem'in çürümüş çıplak bedenini burada çıkmış. Öte yandan Elisa'nın asansörden çıktıktan sonra dahil görüntüsü yok. Yani bir şekilde çatıya çıkmış, su tankının içine girmiş, kapak üzerine kapanmış ve boğulmuş. Tankın açılabilen metan bir mandalı olsa da yetkililere göre çatıya erişim alarm ve kilitle sağlanıyor. Ayrıca birçok kişi kapağın özellikle de Elisa gibi zayıf bir kişi tarafından kapatılmasının imkansız olduğunu söylüyor. Büyük ihtimalle herhalde biri öldürüp içine attı yani. Başka ne, nasıl bir mantığı olabilir ki bunun? İyi düşünmek lazım. Baba yeni kalkmış, yatağında tembellik yapıyordu. Anne ise mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Alt kattan gelen sesleri duyarak biraz daha dinlenmek için uyumaya devam eden baba, bir müddet sonra annen gözlerini açtı. Belli ki karısı kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeklerine ninni söylüyordu. Monitöre baktığında bebeğin mışıl mışıl uyuduğunu, annenin de ninni söylemeye devam ettiğini gördü. Kalkıp giyindi ve tam onların yanına gidecekken aşağıdan gelen kapı sesine doğru yöneldi. Gelen büyük çocukları olmalıydı. Onu karşılamak için merdivenlere doğru yürüdü ve gördüğü manzara karşısında öylece kala kaldı. Çünkü kapıdan giren kişi dakikalardır bebeğin odasına ninni söylediğini düşündüğü karısıydı ve belli ki uzun süredir evde değildi. Neyse, çok düşünmeyelim. Devam edelim. Bir sonraki hikaye. Bodrum kata girmek yasaktı. Her zaman böyle olmuştu. Ve çocuk annesinin koyduğu yasağı çiğnememek için direniyordu. Çünkü annesinin sözünden hiçbir zaman çıkmazdı. Niye, aferin Rus çocuk. Ama bir gün Bodrum'dan gelen sesleri daha fazla karşı koyamadı ve aşağı inmeye karar verdi. Sonuçta annesi dışarıda çim biçmekle meşguldü. Ve o da bunu bu sırada fırsat bilip Bodrum'daki küçük köpekle birazcık oynayabilirdi. Hem belki de çok açtı köpek. Sonuçta günlerdir ağlar gibi havlıyordu. Yanına biraz da süt alarak Bodrum'lu kata inmeye başladı ve kilitli kapıyı açtı. Aşağısı çok karanlıktı ve köpeğin hiç sesi çıkmıyordu. İçeri doğru biraz daha ilerlediğinde gözleri karanlığa alışmış, etraftaki cisimleri seçmeye başlamıştı. Bakalım ne olacak. Nefesini tutmuş çevresine bakmaya devam ederken bir çift el onu arkadan sımsıkı tuttu ve dışarı çıkardı. Ne olduğunu anlayamayan çocuk karşısında ona öfkeyle bakan annesini gördü. Çok kızgın olan anne ve ona ilk kez bağıran annesine bir daha oraya inmeyeceğine söz vererek odasına çıktı. Ve bir daha annesini sinirlendirmemek için ona ne duyduğu köpek seslerinden ne de bodrumdaki elleri ve ayakları olmayan çocuktan söz edebildi. Aman Allah'ım. Neyse, unutmak için yemek yiyelim. Indianapolis Star 2014'ün Ocak ayında bir haber yayınladı. Evinde iblislerin sahip olduğu iddia edilen 3 çocuğu olduğu söyleyen Latoya Ammonus'un söyledikleri korku filmlerini aratmayacak nitelikte. Yıllardır evinde şeytan ve hayaletlerin dolaştığını söyleyen Latoya, gazetecilere polislerin ve rahiplerin şahidi olduğunu anlattı. Burajda yaşadığı süre içinde aklını kaçırmamak için taşınmaya karar veren Ammonus, evindeki şeytanların çocukların ruhuna girip onları kontrol ettiklerini belirtti. Anlatılanlara göre çocuklar duvarlara tırmanıyor, kendilerine ait olmayan seslerle onları tedavi etmeye çalışan doktorları tehdit ediyordu. Yabancı kaynaklardan çıkan bir habere göre 9 yaşındaki çocuk yatırıldığı hastanede garipçe sırıtmış ve duvardan tavana doğru geri geri yürümüş. Duvardan tavana doğru geri geri yürümüş. Düz de değil, geri geri. 12 yaşındaki çocuk daha sonra akıl sağlığı uzmanlarına bazen boğuluyor gibi hissettiğini, bu anlarda hiçbir şey yapamadığını söyledi. Ayrıca ailesini bir daha asla göremeyeceğini söyleyen çocuk bir ses duyduğunu anlattı. O zaman 7 yaşındaki en küçük çocuk başka kimsenin göremediği bir oğlanla konuşuyordu. Diğer çocuk öldürülmenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyordu.
Oha. Yeni bir iş görüşmesi için şehir dışına gidiyordum. Uzun süredir beş parasızdım ve bu işi alırsam hayatımı yeniden yoluna koyabilirdim. Saatlerce araba kullandıktan sonra geceyi geçirmek için yol kenardaki bir motelde girdim. Resepsiyondaki tuhaf kadına bir oda istediğimi söyledikten sonra anahtarımı alarak merdivenlere doğru yürüdüm. Tam bu sırada kadın son bir şey daha beyefendi. Otelde numarasız her zaman kilitli olan bir oda var. Oraya yaklaşmamanızı öneririm dedi. Çatlak kadının söylediklerini umursamayarak odaya çıktım ve yatağa uzandım. Birkaç saat sonra rahatsız edici bir su sesiyle uyandım. İnşallah sadece su sesidir. Yeniden uyumaya çalışsam da durmak bilmeyen ses buna engel olurdu. Ben de odanın kapısını açıp musluğu açık unutan kimse onu bulmak için koridora çıktım. Çok geçmeden su sesinin karşıdaki odadan geldiğini anladım ve kapılarını çaldım normal olarak. Her seferinde daha hızlı vursam da kapıyı açan kimse yoktu. Sonunda delikten bakmaya karar verdim ve gözümü kapı deliğine yaklaştırarak içeri görmeye çalıştım. Bakmasan daha iyiydi. Fakat gördüğüm tek şey kırmızıydı. Birileri kapı deliğine kırmızı bir örtü falan asmış olmalıydı. Sinirle aşağıya inip resepsiyondaki kadına olanları anlattım. Bakalım neler olmuş. Ve kadın beni sessizce dinledikten sonra odanın hikayesini anlatmaya başladı. Yıllar önce o odada bir kadın öldürüldü ve sadece kapıdan içeri giren genç bir adama baktığı için kıskanç kocasının gözü döndü ve kadına odalarına çıkmayı teklif etti. O kadar güzel ve naif bir kadındı ki gülümseyerek kocasının dediğini yaptı ve merdivenlerden yukarı çıktı. Sabah olduğunda çift aşağıya inmedi. Öğlen ya da akşam da öyleydi. Sonunda anahtarımla odalarına girdiğimde banyodan dışarı taşan suyu gördüm. Banyonun kapısını açtığımda ise kadının bembeyaz teni ve oyulmuş kırmızı gözleriyle karşılaştım. Bir yandan yemek yiyorum, bir yandan böyle şeyler okuyorum ya. İştahım açıldı. ...1990'lı yıllarda Kanada'nın Quebec eyaletine epey uzakta bir kasabada yaşıyorduk. Evimize en yakın ev 3 kilometre uzakta oturan komşularımıza aitti. O zamanlar ben 6, kardeşlerim ise 4 ve 2 yaşlarındaydı. Soğuk bir kış gecesine birbirimize sarılmış uyuyorduk. Sonra alt kattan gelen seslere uyandık. Yabancı bir adamın sesiydi ve anlayamadığımız bir dilde kendi kendine konuşuyor gibiydi. Babam bize sesimizi çıkarmamamızı söyleyerek tüfeğiyle aşağıya indi. Ayak sesleri merdivenleri gıcırdattıkça nefesim biraz daha hızlandı. Aşağıdaki kişinin büyük bir ihtimalle hırsız olduğunu düşünüyor, babama zarar vermemesi için dua ediyordu. Aradan yarım saat geçtikten sonra babam yüzü bembeyaz olmuş bir şekilde geri döndü. Ne olduğunu sorduğumuzda sadece fare deyip geçiştirse de yalan olduğunu anlamıştım. Ertesi gün olduğunda annem ısrarlarıma dayanamayarak olanları anlattı. Ne anlattı acaba? Babam aşağıya indiğinde salon ortasında deli gibi volta atan bir adam varmış. Bir yandan da hızlı hızlı adım atıyor, bir yandan da kendi kendine konuşuyormuş. Babamın iyi misin sorusu karşısında adam aniden durup başını ona doğru çevirmiş. Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen babam hemen geri dönüp ışıkları yakmış ama salona yeniden döndüğünde karşısında hiç kimse yokmuş. Saniyeler önce gördüğü yüz olmayan adamın şokuyla da bize sadece fare diyerek olanları anneme anlatmış. Annem bu hikayeyi anlattıktan kısa bir süre sonra komşularımızdan biri geldi ve birlikte sohbet etmeye başladılar ve duyduklarım karşısında daha çok korkmaya başladım. Çünkü gelen kadın anneme gece yaşanan kazadan haberimiz olup olmadığını sorduktan sonra genç bir adamın yolda kaza yapıp kafasına saplanan ağaç dalı yüzünden feci şekilde öldüğünü anlattı. Kadın heyecanlı heyecanlı anlatmaya devam ederken bizim annemle düşündüğümüz tek şey dün gece evimize gelen yüzsüz adamdı. Demek bu ölen oydu. Aman Allah'ım. Bir sonraki hikaye bakalım nasıl bir şey. 7-8 yaşlarındaydım ve annemle alışverişe girmiştik. O ihtiyacı olan şeyleri alırken ben de oyuncak reyonuna bakıyordum ki bu o zamanlar gayet normaldi. Bu şu zaman da normal. Tam da bu sırada yanıma orta yaşlı bir adam geldi ve benimle konuşmaya başladı. Onun da bir torunu olduğunu ve şu anda dışarıda top oynadığını söyleyerek elimi tuttu. Çıkış kapısına doğru yürüyorduk ki birden kuyrukta bekleyen annemi gördüm ve adamın elinden kurtularak onun yanına koştum. Geriye dönüp baktığımda adam orada değildi ve ben annemden azar yememek için bu hikayeyi hiç anlatmadım. Ama her zaman onunla gitseydim başıma neler gelirdi düşündüm ve o adamın elinden tutan çocuklar var mıdır diye hep üzüldüm. Allah'ım korusun. Bugünlük videom bu kadardı.
Bunu yiyemeyeceğim, bayağı bir fazla geldi. Ve şu anda zaten video gecenin bir saati çekiyorum. Hani bu saatten sonra da bu kadar yiyemeyeceğim için bunu artık yarına kahvaltıya saklıyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.